Evet. Bir erkeğin asıl görevlerinden biridir baba olmak. Öyle değil mi? Var mı? Baba aramızda var mı? Baba olan. 30 yıl kadar oldu baba olalı. Artık sayılmaz o ya. Evet, nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu. Zorlukları ne? Biraz da zorlukları. Hiçbir zor değil. Portakaldan alıyorsun, yapıyorsun, anneye veriyorsun. 9 ay ve 30 yıl 9 ay onunla beraber. Leylekler alıp getiriyor. Efendim? Her şey, leylekler alıp getiriyor. Ha, hanımı da yormadınız. Var mı? Başka var mı? Baba var mı başka? Resmen çocuğunu inkar edenler var şu anda. Konuşmamak için. Baba olmak dünyada Allah'ın erkeklere verdiği en büyük nimettir. Bunu eşinle beraber bir olarak çocuklarını büyütüp üzmeden, dövmeden en iyi şekilde okulunu okutup Allah'ına, dinine bağlı olarak yetiştirirse en iyi baba odur. Ben de öyle olmaya çalıştım. Buyurun, soracağınız varsa siz sorun. Abi benim final konuşmasını yaptın ya. Hakikaten dünyanın en güzel şeyi. Evet. Mühim olan ondan tat alabilmek. Siz bu konuda sağlamsınız. Size fizikten soracağım. Buyurun. Ayağa kalkayım, boyumu da gösterebilirim. Neyi, neyin boyun efendim? Pardon. Aa, duymadım, affedersin. Vallahi anlamadım. Ya vallahi anlamadım. Vallahi anlamadım. Çok affedersiniz. Ayağa mı kalkmak istediniz? Fizik olarak neyi göstermek istediğinize bağlı. Göreceğim dediniz de. Şimdi ben göreceğim oldu, değil mi? Neyse efendim, bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bakalım baba olmayacağını yaşayan bir adamın durumunu, son bekleyişini izleyelim. Bizim çocuklar nasıl işlemişler? Üfle, üfle, üfle aşkım, üfle. Bak, sık çocuğumuzu, sık oğlumuzu çıkmasın oradan buradan. Ya Aklı, oğlumuz deyip durmasana. Belki kızımız olacak. Nereden biliyorsun ya? Özellikle baktırtmadık ya Hakkı. Ya belki dedim, belki dedim zaten, belki dedim. Ne diye şimdi kız deyip tribe sokuyorsun burada adama? Adamı. Oğlumuzu işte ya. Ya sen yoksa kızımız olsa onu sevmeyecek misin? Yoksa kızımız olsa beni de mi sevmeyecek misin? Yoksa sen bana aşık değil misin? Ya nereden nereye bağladın ya? Nereden nereye bağladın ya? Seni tebrik ediyorum, nereden? Ya kızım, kız olsun, erkek olsun fark etmez. İnsan olsun, bu yeter bana. Sancı geldi. Üfle, üfle, üfle. Sancı geldi. Ana, başım dönüyor lan benim. Hakkı, Hakkı çocuk geliyor. Hakkı çocuk geliyor. Bayılacağına beni doğumhaneye götür Hakkı. Ya sen ne kadar bencil bir insansın ya. Sen, ya ben soluksuz kaldım burada, ölüyorum burada. Sen nasıl bencil bir insansın? Hemşire hanım. Tansiyonum düştü benim, bir bakar mısın? Ya gitme manyak! Hemşire hanım, çok sancım var. Normal mi bu? Normal, normal. İçinden insan çıkacak. Ay, öyle demeseydik şimdi, kötü oldum ben. Ne yapacak, bir şey su yok. Su var mı su? Ya gitme manyak, bencil manyak. Hemşire hanım beni doğumhaneye götürün lütfen. Tamam, tamam, lütfen, tamam. Çok sancı. Aşkım. Sinir yapmış, sinir aşkım. Yapmış olur o. Aşkım. Aşkım deyip durma bana. Gerizekalı. Tamam. Götürdüm tamam. Bunu. Tamam. Tamam. Hadi bak. Hiç bir şey yok. Bak çok bağırma içeride, ben korkudan burada ölürüm ben. Allah'ım. Bana bir erkek evlat nasip et ya Rabbim. Allah'ım nasıl olsun böyle, biliyor musun, böyle 1.90 olsun böyle, mavi gözlü. Ne bileyim böyle işte, ya öküz olsun, erkek olsun fark etmez ya. İnsan olsun, insan. İnsan olsun, babaya saygılı olsun, tamamdır yani. Saygı da istemiyorum, beni yemesin yeter bu. Tamam. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Korkma birader, içeride benim hanım doğum yapıyor da bu onun sesi. O zaman normal tabii. Şimdi sizin
versiyonunuz mu var? Bu senin ilk doğumun mu? Bir şey soracağım. Sizin hanımın soyu milyonlar öncesine mi dayanıyor? Nedir ya? Ben anlamadım. Benim hanım Finlandiyalı. Ben de Finlandiyalıyım da. Tamam, ne güzel. Sen Finlandiyalı mısın? Evet hocam, Finlandiyalıyım ben. Neresinden Finlandiya? İçinden hocam. Finlandiyalılar sarışın olmuyor mu? Finlandiyalılar sarışın olur ama ben de sarışınım hocam. E nasıl sarışınsın oğlum? Güneşe çıkınca sararıyor hocam benim. Böyle kışları siyah dolaşıyorsun. Evet hocam, kışları siyah, yazları sarışın olur Finlandiyalılar. Devam et peki. Bu sizin ilk doğumunuz mu? Evet, ilk doğumumuz. Biraz heyecanlıyız. Erkek çocuk istiyor ne? Yok, bizim öyle bir derdimiz yok. Yani sağlıklı olsun, kız olsun, erkek olsun fark etmez ya. Hadi hadi. Demin duydum ben seni, erkek çocuk istiyorum dedin. Erkek istiyorum lan. Abi nasıl olsun böyle biliyor musun? 1.90 olsun, iri kıyım böyle tosun gibi. İki tane adamı ensesinden tutsun, böyle çöpsün, çıksın yere böyle. Öyle bir adam istiyorum ya. Ben de kız olsun istiyorum. Ay. Niye ki? Ya benim 5 tane oğlum var. Birbiri birbirinden sinirli. Ya yeter artık ya. Bir tanesi arabayı çalarken erkeğe yatıyor. Bir tanesi arabayı çalıyor. Bir tanesi arabaya gidiyor yedek parçalarını ayırıyor. Bir tanesi yedek parçaları satıyor. Öbürü gidiyor yedek parçacıyı soyuyor. Ya ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Benim oğlanlar niye bu kadar sinirli? Benim genlerimde bir şeyler mi var? Yok, hemşire hanım bir bakar mısınız lütfen? Hemşire hanım. Ya nedendir anlamıyorum lütfen ya. Hemşire bir bakar mısın? Evet. Ya 1.5 saat oldu ya. Biz 1.5 saat önce bir çocuk söyledik ya. Hala mı doğmadı? Ya, sizin çocuk ters geliyor. Tersi de pismiş. Uğraşıyoruz yani. Yarım saattir uğraşıyoruz. Çıkmadı daha. Benim de tersim çok pistir. Bana benziyor demek ki. Ben hesabı alabilir miyim? Hesabı aşağıya ödüyorsun abicim kasaya. Bana ya ne? Hemşire hanım benim de bir çocuk vardı ama ne oldu? Ne zaman çıkardın? Ne? Ne oğlum biz? Lan sıranı bekle. Ben geldim. Önce benim hanım doğuracak sonra senin hanım doğurturlar. Ya ne sıranı bekleyeceğim? Senin hanım daha yumurtlama evresinde. Daha onun kuluçka dönemi var. Sen benim hanıma ne biçim konuşuyorsun lan? Sen benim hanıma ne biçim... Ya senin var ya... Ne oluyor be? Hey! Hayır kızım. Tamam. Hayır. Dur. Öyle ayrılmayacaklar belli. Gerçi ayrıldılar. Ayrıldılar. Ama. Ayrılmasınlar. Benim konferansım değil mi? Gel buraya. Öyle değil oğlum. Kavga et. Evet. Tamam. Pisleştir kavgayı. Pisleştir. Bak. Oradaki uyarılar işe yaramıyor. Sen de kafa göz dağ. Ne hocam? Pislik yapma. Girin birbirinize oğlum. Kafa göz. Yok. Oğlum sen hayır. Ne yapıyorsun ya? Ver böyle bunu. Sert gir. Hayır. Alın. Dur oğlum. Vallahi billahi. Alın. Vallahi durmayayım ha. Böyle kardeşim biz orada içeride çalışıyoruz herhalde. Siz çalıştınız sıra bizde. Uğraşıyoruz içeride biz oyun oynamıyoruz. Hadi. Vallahi billahi durun asamızı. Birader çok özür dilerim. Benim ara sıra böyle hey heylerim gidiyor geliyor yani. Tamam önemli değil ya ben de sinirliyim heyecanlıyız falan olur yani böyle şeyler. Ben de kuluçka muluçka falan dedim sen de kusura bakma yani. Rica ederim ya ben biraz gerginim benim hanım yine erkek doğuracak diye biraz stres yaptım ben. Olur öyle ya. Çok stres yapmamak gerekir yani. Allah ne veriyorsa artık yapacak bir şey yok. Ya yapacak bir şey yok da işte ne bileyim benim bütün arkadaşlarımın çocukları hep kız. Ya onları böyle pembe pembe giydiriyorlar, böyle tatlı tatlı gezdiriyorlar filan. Ben çok özeniyorum onlara ya. Benim bütün oğlanlar siyah siyah giyiyor. Siyah siyah giyiyor böyle pis pis kokuyorlar ya. Olsun abi koksun moksun ben erkek istiyorum ya. Vallahi erkek istiyorum ya. Ne diyeyim abi biliyor musun böyle? Hani şey diyeyim erkek olsun. Erkek adamın erkek oğlu olur diyeyim, sevineyim. Sonra ne bileyim mesela ergenliğe gelsin. Şey diyeyim mesela, küpe taksın mesela, tarz yapsın. Ondan sonra ben şey, böyle adam mı olur lan? Git, gerizekalı diyeyim. Ondan sonra ne bileyim böyle büyüsün, kız arkadaş yapsın. Getirsin kız arkadaşını tanıştırsın benimle. Hay senin bulacağın kızın için. Puh diyeyim. Mesela ondan sonra o kızla evlensinler, çocuk yapsınlar mesela. O çocuğu getirsinler bana, senin yapacağın çocuğun lan. Diyeyim. Erkek olsun ya. Ya ben de kızımla böyle sinemalara gitmek, okul pikniklerinde, gezilerinde sivil giyinmenin heyecanını yaşamak istiyorum. Markete göndermenin konforunu yaşamak istiyorum ben abi.
Ya ben makyaj yapmak istiyorum kızımla birlikte. Rimelini, rujunu hep birlikte sürmek istiyorum. Evde pijama partileri yapmak istiyorum. Alışverişe çıkmak istiyorum. Birbirimize makyaj yapalım istiyorum. Kusura bakma. İnsan sahip olmayınca ne diyeceğini bilemiyor. Sandalyeyi ver. Ver sandalyeyi. Bana şans dileyin. Haydi bakalım. Bu sefer yapacağım. Benim hanım yine sinirlenmeye başladı, geriliyor. Ben yine korkuyorum ya. Yine bir erkek çocuk olacak diye çok korkuyorum. Ya dinle bak, şimdi o kadar konuştuk ettik. Allah ne verirse, nasibimizde neyse olsun. Hiç öyle çok fazla kafaya takmaya falan değmez yani. Hiç canını sıkma ya, tamam? Hadi. Gel oğlum Mavi. Hadi Mavi babaya gel. Hadi gel Pembe. Oğlum Mavi babaya. Hadi Pembe. Hadi bak. Gel oğlum Mavi. Gel babana gel. 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 Şu, şu sizinki. Şu. Şu da sizinki, hadi hayırlı olsun. Ya bırak ya! Beyefendi! Beyefendi! Taze çıktı tabii, eliniz yandı herhalde, nişanlımdan. Buyurun, alın. Hadi. Kese kağıdına sarsaydın bari, buhar yapar şimdi bu. Yapıyor ya, yeni doğanlar ilk birkaç böyle saat buhar yapar. Hadi. Hadi, çalış şuraya. Hadi. Ya oğlan bu ya! Maşallah. Allah bağışlasın, sizinki kız galiba, he? Olsun canım, olsun ya. Önemli olan sağlıklı olması sonuçta. Bak, brokoli gibi zaten, bak. Her şeyin başı sağlık diyeceğiz artık. Ya tam da benim istediğimden, Allah bağışlasın maşallah. Sağ ol. Sizin de oğlan olmuş galiba. Ne güzel. Bak, yüce Rabbim bana uygun görmedi. Sana gördü ki az önce konuştuk. Bak. Bana layık görmedi ama sana gördü. Ama tabii yazılan bozulmaz kaderimizdir. Artık çekeceğiz bunu, çekeceğiz, çekeceğiz. Bu da sağlıklı ama yani. Etrafta da kimse yok ha. Ben de deminden beri bakıyorum, etrafta kimse yok. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ay, kim bilecek, kim görecek? Yani hastanede karışmış da olabilir. Doğru dedin, vallahi doğru dedin ya. Ya koskoca hastane, Allah muhafaza bu bebekler bir karışsa. Kim bilecek? Sen karışmadığını biliyor musun ya? Ya yeminle var ya, ben 13 kardeşim yani, benim karışma, ben arkaya kaynak olmadığımı ben nereden bileyim? Vallahi. Ben nereden bileyim yani, bak ya, sürü sürüye karışıyor eğer boyamazsan ya. Olur mu böyle şeyler? Ya olsun şimdi, durup durup öyle bir şey olma ihtimali. Allah ya, Allah ya, Allah ya. Ay Allah'ım ya, Allah ya. Uy benim fındık burunlu. Uy. Aman fındığı mı varmış onun burada? İyi yerim. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ben, sağ olun, sizin erkek mi? Erkek, evet erkek. Çok Allah, şükür. Allah bağışlasın. Sağ olun, size de. Çok sizin güzel. Kız benim mı? Kız, kız. Aman, aman, aman. Bakayım, bakayım yüzüne. Yüzünü çevir şöyle bakayım. Oy, oy, oy. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak, Gamze'leri size çok benziyor. Evet. Vallahi billahi. Çok, çok tatlı çocuk. Dakika, Allah bağışlasın, analı babalı. Bir dakika, bir dakika. İsmail oğlum, tipe ne oldu? Tip kaydı biraz gibi. Ama ben öyle düşündüm hocam. Yani bu bambaşka bir insan olarak gelsin. Yeni hayatına yeni birisi olarak başlıyor diye düşündüm ben. Neymiş? Burada. Tanınmamak için bambaşka bir tip olarak çıksın ortaya diye. Çünkü... İyi düşünmüşsün. Çıkar bıyığı. Bıyığı çek çıkar. Ne yaptın oğlum? Ne oldu? Dudağın mı tahriş oldu? Dudağımı kopardım galiba. İyi, öyle devam et. Devam, bitiyor zaten. Devam. Yani ya. Çok güzel, vallahi harika. Dudak kısmı da çok benziyor size. Geç... Aynen, aynen. Vallahi. Aynen. Yani iyi günler. İyi günler. İyi günler yani. Size de geçmiş olsun çok. Sağ olun. Geçmiş olsun, oldu. Aman, lan zenciye bu çocuk! Abi! Zenci çocuk kakaladı bana.
Ulan ben de diyorum bu kadar fındık mı olur? Allah kahretmesin ya. Abi! Şimdi tabii erkekler için çocuk demek sorumluluk demek. Günümüz toplumlarında da sorumluluk korkutucu bir durum ama korkmaya gerek yok. Erkeği erkek yapan en güzel şeylerden biridir baba olmak. Baba olunuz efendim, korkmayın. Baba olmak iyi şeylerin bitişi değil, güzel şeylerin başlangıcıdır.